Merhaba arkadaşlar. YÖK sistemi değiştirip YKS yaptıktan sonra bunun birinci oturumu olan temel yeterlilik testinde ne tarz sorular gelecek? Bununla ilgili çok fazla soru geliyor, çok fazla tartışma da var. Bu tartışmalara noktayı koyalım şimdi. Birincisi YÖK ne dedi? Biz MEB kazanımlarına uygun sorular soracağız. Bak bu çok önemli. Yani bazı arkadaşlar şunu bekliyor. Hocam ALES gibi mi gelecek? KPSS gibi mi? DGS gibi mi? Ya da eski YGS gibi mi? Sorular nasıl gelecek? diyorlar. Çok böyle atraksiyonlu uçan kaçan sorulara yönelmeye çalışıyorlar. MAP 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 MAP. En önemli şey MAP. MAP kazanımları. Çünkü YÖK Başkanı bunu özellikle söyledi. Peki YKS'nin konuları nereden nereye kadar? Normalde alan ayrımının yapıldığı yere kadardır. Yani 1. sınıftan 10. sınıfın sonuna kadardır. Ama özellikle 9'dan çok fazla soru geliyor. 9 ve 10 konuları var ya özellikle matematik için bunu söyleyebilirim. 9. sınıf ve 10. sınıfta daha çok 9. sınıf konusu olmakla beraber 9 ve 10 konularıyla alakalı sorular gelecek. Bunu bileceksiniz. 9, 10 bu kazanımlara çok fazla yönelin. Ayrıyeten MEP kazanımlarına yoğunlaşın. Böyle çok farklı, çok uçuk kaçık sorular beklemeyin. ÖSYM'nin kendini biraz tekrarlamak gibi bir huyu vardır. Yani %80 kendini tekrarlar. Birkaç tane ufak tefek sürpriz soru olursa da zaten onu da önceden tahmin etmek mümkün değil. Bütün rakiplerine aynı soru gelecek. Onun için mutlaka çıkmış sorulara bakmanı istiyorum bir. İkincisi kaynak öneriyorlar. Hocam pardon kaynak önerisi soruyorlar ne tarz sorular çözelim, ne yapalım diye. Ben de tabii bizim kaynaklardan gösteriyorum. Şimdi onlarla ilgili de bir iki şey söyleyeyim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar, ilk ki Merhaba YKS. Bu kolay başlangıç kitabı ve çözüm asistanlı. Temel yeterlik testi için hazırlanmış. Çözüm asistanı nedir? Mesela soruyu açtın, tamam mı testi? Soruları çözüyorsun, aa bu soruya takıldın. Hemen bunun arkasında çözüm asistanını açarsan, o çözüm asistanı da sana o soruyu nasıl çözeceğinin ipucunu veriyor. Yol gösteriyor ama soruyu yine çözmüyor. Yine sana çözdürüyor. Böylece pratik yapıyorsun. İkincisi kitap kolay olduğu için çok fazla soru çözebilirsin. Cesaretin artar, işlem pratiğin artar ee, ve sınavda zaten kolay soru çok geliyor. O çıkacak kolay soruların hepsini çözmüş olursun. Böyle aşırı basit bir kitap değil. Çıkmayacak soru tiplerinden yok yani. Çıkabilecek kolay sorular var burada. Bunun için çözülmesi lazım. İkinci kitap sınav ikizi. Adı neden sınav ikizi? arkadaşlar aynı sınavdaki gibi çıkabilecek tarzda nitelikli sorular var içinde. Boş soru yok. O yüzden adına sınavı izledim. Sanki sınavdaymış gibi hissedeceksin. Bakın sorular hep nitelikli, şık, hikayesi olan güzel sorular. 8 bölümü ayırdık. Mesela bölümü bitirdim. birinci bölümün sonuna mı geldin? Birinci bölümle ilgili karma sorular var. Diyelim bundan önce 4 bölüm vardı. Atıyorum nedir? Faktör İşte asal sayılardır. Doğal sayılardır. Bu konuları bitirdikten sonra hepsiyle ilgili karma sorular var. Ve karma soruların sonunda da mutlaka bir iki tane açık uçlu yani kısa cevaplı soru örneği de var. Bundan soru gelirse en azından yabancılık çekmesin. Sonra diğer bölüm başlıyor vesaire. 416 sayfa ağzına kadar dolu bir kitap. Problemlere çok fazla önem verdik. Çok fazla soru sorduk problemlerden. Biliyorsun çünkü gerçekten e, sınavda en ayırt edici konu problemlerdir. Problemlere sayısal mantık problemleri de koyduk. ÖSYM'nin yeni sevdiği soru tipleri var ya. Hepsinden var. Tabi burada seviyelendirme çok önemli. Birinci adımda merhaba YKS. Kolay başlangıç kitabı sonra hop sınav ikizine sıçrıyoruz. Tabi bunun geometrisi de var. Bu iki kitabı tüm kitapçılarda e, kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Şenol Hoca mağazada ve şenolhocayeliner.com'da var. Oradan da temin edebilirsiniz. Tekrar sınavımıza gelelim. TYT birinci aşama sınavı arkadaşlar. İlk aşama olduğu için herkes orada matematik çözeceği için dediğim gibi alan sorularından soru sormayacaklar. Böyle ileri matematik soruları sormayacaklar. Burada işlem kabiliyetinizi, matematiksel düşünme becerinizi, matematik bilginizin hepsini ölçecekler. 9 ve 10 özellikle 9 konularına çok dikkat edeceğimizi söyledik. Ve çok soru çözeceğiz. Çünkü sınavı soru çözen kazanır. Bakın benim parolam bu. Kim kazanır? Soru çözen kazanır. Çok fazla soru çözeceksin. Çözemediğin soruları mutlaka birilerine çözdür. Öğretmenin olur, arkadaşın olur. Mutlaka sorarak çözdür. Bu şekilde çalışırsan emin ol matematikte ilerleme kat edeceksin. İlerlemenin yolu soru çözmek, sabretmek, azmetmek. Bunu senden bekliyorum. Videoları izle, soruları çöz, kitapları alıp soruları çözebilirsin. İlerlediğini zamanla fark edeceksin. Yani bazıları var tez canlı. Hocam bir gün sonra çözeyim hemen matematikçi olayım diyor. Öyle olmaz arkadaşım. Adım adım yavaş yavaş tamam. Acele etmeden sabırla çözersen yani uzun bir sürenin sonunda sabırla çözmenin mutlaka neticesini alacaksın. Emin olabilirsin. Hadi görüşürüz derslerde.